Türkiye'nin başarılı operasyonları karşısında çözülme sürecine giren terör örgütü yaşadığı kan kaybını çocukları kandırıp savaştırarak durdurmaya çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı PKK'nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itiraflarının yer aldığı bir video yayınladı ve teslim olun çağrısı yaptı. Karanlık bir yüz, insanlık dışı yaşam. En aşağılık örgütlerden biri. Teslim olmadan başka çare yok. Suriye'deki çocuklar hep öyle kandırıp götürüyorlar. Belki de böyle ediyorlar hani diyor. İşte Suriye ve Irak'ta parçalar işte gezi kimdi. Bu tür kalleş ve hain eylemler bölücü örgütün, unutmayın, son çırpınışlarıdır. Ne bölgemizin ne de ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur ve olmayacaktır. Türkiye'nin başarılı operasyonları nedeniyle iyice güç kaybeden alçak terör örgütü yaşadığı kan kaybını çocukları kandırarak kapatmaya çalışıyor. Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür. Hepsinin hakkından gelecek, hepsini tepeleyecek kudret ve kuvvete Allah'ın izniyle ziyadesiyle sahiptir. Milli Savunma Bakanlığı PKK'nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itiraflarının yer aldığı bir video yayınladı. Örgütün kirli yüzü bir kez daha deşifre oldu. Türk askeri Amandriyen'e teslim olana asla asla zarar vermez. Mağarada özgürlük, mağarada çocukluk, bir yalandan daha ağır gerçekler. 16 yaşındayım. Tanımadığım bir kişi aileme Türk askeri zarar verdiğini söyledi. Benle konuştu, benim onun için ikna edip götürdü beni. Duyduğumda hani öyle bir şey olmadığı zaman ikinci ay kaçmak istemiştim. Şerba Salih, Bismillah, Azhatim Derim, Azbirim Şervani Nur, Eskerlikirim, Uçar Mahal Perverdedir. Video ile ilgili yapılan açıklamada izleyeceğiniz görüntüler terör örgütü PKK-YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor denildi. Her parti dahilin, her devlet katil dahilin, bu savcının katkının sanayken bu savcının yolu bulacak. Bu da bilgiyem albata var, çocuklar bu nahirinlerim albata var bakılır. Biliyorum. Videoda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun 2022 ve 2023'te yayımladığı raporlarda yer alan çarpıcı sayılarda yer aldı. Terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SG ve YPG'nin 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırdığı, zorla alıkoyduğu ve kullandığı belirtildi. Birleşmiş Milletler'in 5 Haziran 2023'te yayınladığı raporda ise PKK, YPG ve SDG'nin Irak ve Suriye'de bazılarının yaşları 11'e kadar düşen toplam 1728 çocuğu alıkoyduğu ve kullandığı, yine 3 Haziran 2024 tarihli kararında aynı terörist gruplar ve uzantıları tarafından toplam 463 çocuğun silahlı kadroya dahil edildiği belirtildi. Yani örgütün onların kandırdığını, onları da orada bırakmak istediği için Türk askerinin onları öldüreceğini, her şey söylediğini, onları kandırıyorlar. Yani ben geldim, ben burada eve gidiyorum. Videoda terör örgütünün daha kaçırdığı çocukları için mücadele eden Diyarbakır anneleri de unutulmadı. Yani hepsinin çocuklarını seçene düşmelerini ve çocuklarını almalarını istiyorum. Hepsinin göre vermek istiyor. Devlet'e beraber gidiyor, Devlet'e Türkiye. Devlet'e Türkiye başlayan, tek günler ona atıyor. Karabini, tek örgüt. Bunlar orada gidecek fazla Devlet'e Türkiye başlıyor. Devlet'e Türkiye başlıyor, fazla gücü ve şerke. Bekliyoruz.